Sevgili dostlar, değerli yurttaşlar, özgürlük yürüyüşümüzün 13. gününden sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Bugün 13 Ekim Dünya Konut Günü. Biz bugün memleketin her yerinde yoğun biçimde yaşanan barınma krizini özgürlük yürüyüşümüzün gündemine taşıyacağız. Türkiye an itibariyle bu meseleyle ilgilenen önemli uluslararası kuruluşların verilerine göre dünyada kira fiyat artışında açık ara birinci durumda. Türkiye'de kiracı sayısı her geçen gün artıyor. Ve maalesef şu anda ülkenin herhangi bir kent merkezinde bir konut kiralayabilmek dahi işçiler için, emekçiler için büyük bir lüks haline geldi. Adını koyalım. İşçiler, emekçiler, memurlar kent merkezlerinden sürülüyoruz. Üstelik yine ülkemizde yüz binlerce boş konut mevcut. Bu ne yaman çelişki arkadaşlar? İşte sevgili dostlarım, bunun adı kapitalizm. İnsanların insanca yaşayacakları basit, sade bir evi, insanları hayatta kalmak için alacakları sağlık hizmetini, temel eğitimi, suyu alınır satılır bir şey haline çeviren, bu temel ihtiyaçlardan bir avuç para babasının kar etmesini isteyip hepimizi büyük bir krize sokan bu sistemin adı kapitalizm. Buna mecbur değiliz. Neden konutlar alınıp satılsın? Neden bir anda 100 evi, 1000 evi olan az sayıda insan varken biz milyonlarca insan evsiz olalım? Neden öğrenciler yurtsuz kalsın? Bu hak mı? Bu adalet mi? Üstelik mevcut ev stoğu da ağırlıklı olarak sağlıksız ve denetimsiz. Arkadaşlar, bunu değiştirebiliriz. 3'ten 4'ten fazla ev sahibi olmayı ve bu işten para kazanmayı, bu işin ticarileşmesini ortadan kaldırabiliriz. Artan oranlı vergilerle bu sorunu ilk adımda çözebiliriz mesela. Bu kadar basit. Çok evi olandan, evinden para kazanandan fazla vergi alırsınız. Bu vergilerle de gençlere yurt yaparsınız. Evsizler için toplu konutlar inşa edersiniz. Bu arada gençler için nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu da lütfen unutmayalım. Türkiye İşçi Partili öğrenci arkadaşlarımız geçen ay bir barınma krizi raporu hazırladılar. Partimizin internet sitesinde bulabileceğiniz bu rapordaki verilere bir göz atmanızı rica ediyorum. Ve özellikle yurt sorunu açısından devletin tarikatları nasıl palazlandırdığını, neden kendi yapması gereken işleri yapmayıp öğrencileri tarikatların kucağına ittiğini bir düşünmenizi istiyorum. Bütün bunlar olurken ülkemizdeki emekçilere dönük hak gaspları da hız kesmeden devam ediyor. Dersim'de Kazancı Holding'e bağlı Fırat Aksa işçileri 60 gündür direniyorlar. Fırat Aksa'nın işten attığı 32 arkadaşlarının işlerine geri dönmesi, insanca maaş ve güvenceli bir yaşam talep eden işçi arkadaşlarımızın bu taleplerinin yanındayız. Bu talepleri hayata geçene kadar sürdürdükleri mücadelelerinde yanlarında olacağız. Değerli yurttaşlar, şu anda Türkiye'de 200 binden fazla metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Her geçen gün hayatları daha da zorlaşan, hayat pahalılığı artarken yaşamak için mücadele etmek zorunda kalan metal işçileri toplu sözleşme sürecinin sonunu beklemeden Eylül ayından itibaren ek zam talebini dile getirmeye başladılar. Ancak Türkiye'nin en büyük patronlarının üyesi olduğu metal işverenlerinin örgütü MES, işçilere insanca yaşayabilecekleri bir ücret vermek yerine yaklaşık aylık net 3000 liraya düşecek düşük bir miktarı, o da sonradan mahsup edilecek bir avans olarak vermeyi kabul etti. Buna karşı DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye on binlerce metal işçisi kardeşimiz bugünden itibaren eylemlere başlıyor. İşçiler insanca yaşayabilecekleri bir ücret için hem üretimden gelen güçlerini kullanacaklar hem de bundan sonra fazla mesaiye kalmayacaklar. Metal işçileri istedikleri ek zammı alana kadar sürdürdükleri mücadele hepimizin mücadelesidir. Yanlarında olacağız. Sesimizin ulaştığı herkesi tekrardan sevgiyle, saygıyla, yürekten selamlıyorum. Yolumuza devam ediyoruz.